Lucy'ci. Kızım bu sefer de annen. Evet kızım dinle. Anlatacağım kızım anlatacağım. Diyorum ki bu sefer de annen tek başına gidiyor. Evet yalnız kalacaksın evde az sonra. Nezih çünkü İngiltere'de. Hafta sonu yalnızım ve evlere servis yapacağım kızım. Bir konuşturtmadın be. Yola çıkıyoruz. Bayağı kalabalık olacağız. Oyunlarımı aldım. 9 kişi olacağız. Nezih de olsaydı 10 olacaktık ama artık bu seferlik böyleli. Bakalım neler bekliyor bizi. Bu ne kadar enerjik bir çıkış oldu. Şoförüm merhaba. Merhaba. Ha öyle o yüzden. Ya İşte harika. tamam. Ben teçhizatla geldim de ring light'ım Hoş falan. geldin. Evet. Hadi bakalım. Selamlar. Evet arkadaşlar. Osman'la Gamze'yi nereden hatırlarsanız Şişe. derseniz. Şişe mi? Cam. Şişe. Başka? Secret Itler. Kas Auto. Birçoğunda varız ya Başka? o ara. Evet. Geçen seneki çoğu videoda varız. Evet. 9 kişi oynadığımız çoğu videoda kendileri vardı. Vay be, sürprizli oldu bu. Evet, Bunu bakalım. beklemiyordum. Ben de beklemiyordum. Koyulduk bir işe bakalım ne olacak. Nasıl gidecek bakalım akşama kadar. Bunun editi Nezih'e güzel girecek. Ben Aynen çekeceğim, benziyor. çekeceğim. Gelsin editlesin. Uğraştık. Ekibi büyüttük. Biraz daha kalabalıklaştık ve devam ediyoruz. Evet. Şimdi işe geldik. Hasan dedi ki size Pakistan yemeği pişireceğim dedi. O yüzden alışveriş yapıyoruz. Kaçıncı daire? Dört. Beş. Evet, şu anda bu kızlar Pakistan böreği samosa sarıyorlar. Şurada sarılmış samosalarımızı Aa. görebilirsiniz. Üçgen Seçelim bir dakika. üçgen. Evet. Samosalar kızardıktan sonra çok güzel patatesli bir harcı var böyle. Güzel bir yemek olacaklar. Burada Hasan Şef. Hasan Şef domatesi, soğanı hazır. Yeşillikleri hazır. Neler yapıyorsunuz? Chicken butter. Chicken butter yapıyor. Bir de pilav yapıyor yanına. Evet. Az sonra yemeğimiz hazır olacak. Sonra da oyun faslı. Chicken butter. Pakistan usulü. Güzel. Pakistanlı arkadaşımız Hasan tarafından yapıldı ve efsane görünüyor. Kajular falan Blender'dan geçti yani öyle bir tarif. Herkes pilavlar konuyor tabaklara. Dırım Çok iyi durmuyor mu ya? Pilavlar az mı sizce? Yok 10 şu an Tuğçe. Yok tabakta Tuğçe 10 yet yiyecek. Aç kaldık. Evet arkadaşlar az önce efsanevi lezzetlikte Pakistan yemeklerimizi 3,5 saat boyunca yapıp 20 dakikada yedik. Ve oyunun başına oturduk. Sonuçta oyun oynamaya yine geldik. Kalabalık bir ekip olduğumuz için Gulyabani oynatıyoruz bugün. Ve karakterlerimizi seçtik. Aslında klasik bir vampir köylü oyunu diyebiliriz.
sadece 6-26 yazıyordu sanırım. Evet, 6-26 kişi oynanabiliyormuş. İçinde çok farklı karakterler var. Şu anda işte 9 kişi olacağız. Bir kişinin moderatör olması gerekiyor. O yüzden 8 kişiye göre kartları ayarladım. Her zamanki gibi bir ilk gece oluyor. İşte ne diyeyim, vampirler demeyeyim de gulyabaniler diyeyim. Gulyabaniler birbirlerini tanıyorlar. Diğer kişiler eğer bir ilk gece bilgileri alıyorsa onlar veriliyor moderatör tarafından. Sonra herkes uyanıyor ve işte klasik kim aramızdaki gulyabani kısmına geçiyorsunuz ve tartışıyorsunuz. Aranızdan bir kişiyi, gulyabani olduğuna ikna olduğunuz bir kişiyi öldürebiliyorsunuz. Eğer değilse bir köylünün hayatına mal olmuş oluyor. Eğer gulyabani ise iki kişi gulyabani olacak bizim oyunda. Onlardan biri şey olmuş oluyor, gitmiş oluyor, bulmuş oluyorsunuz. Daha sonra oyun böyle gece gündüz, gece gündüz diyerek gidiyor. Bazı rollerde her gece bilgi alan roller var. Onları her seferinde ben uyandırıp bilgi veriyor olacağım. Rollerden bahsedeyim. Çok farklı roller var. Mesela kankalar var. Bunlar iki kişi. Oyunda kanka olacak. Kankalar oyunun başında uyanıp birbirlerini görüyor. Diğer kankası kim yani biliyorlar. Onlar hani bu kişi benden başka diğer bir kişi de köylü mantığıyla oynayabiliyor. Garanti birinin köylü olduğunu biliyor. Uyur gezer var. Uyur gezer her gece, ilk gece hariç ikinci geceden itibaren her gece bir uyanma yapıyor ve birini seçip onun karakterini öğreniyor. Bu biraz güçlü bir karakter. Gulyabaniler klasik. Geceleri uyanıyor. Birbirleriyle bakışlarla konuşmadan anlaşıp bir kişiyi öldürüyorlar. Çöp çatan var. Çöp çatan iyi karakterlerden. Bu oyunun başında ilk gece bunu uyandıracağım ben. Bu arkadaş iki kişiyi seçecek ve aralarını yapacak. Bunlar sevgiliymiş gibi olacak. Onda da birisi ölürse diğeri de ölüyor, çok üzülüyor acısından. Böyle bayağı ölünce çok üzülüyor. O yüzden acıya katlanamıyor. Diğer eşi de ölüyor. Onun da öyle bir olayı var. Arkadaş var yine iyi karakterlerden. Arkadaş bildiğimiz klasik köylü. Hiçbir özelliği yok. Düz, mavi. Yani bu gelirse kafanız rahat. Bir özelliğinizi uyandırılmayacaksınız. Aranızdaki gulyabanileri bulmaya çalışacaksınız. Sadece... Bir de tırsak rolü var. Bu tırsak geceleri uyanıyor ve isterse gizlice gözlerini açabilir, gulyabaniyi görebilir. Ama yakalanırsa direkt gulyabaniler tarafından öldürülebilir. Yani çaktırmadan gözünü açabilen bir karakter yapmışlar aslında gece fazında. Bu da böyle. Onun dışında tabii ki bir sürü farklı karakter var. 26'ya kadar oynanıyor demiştim ya, işte anne, dedikoducu, yok ağır abi, çöpçü, çakma bula bula falan, bir sürü seri katil, bir sürü farklı rol var. Bunların hepsinin üstünden geçmek zor tabii. Şimdi biz bir el oynayalım. Evet, az önce iki tur gulyabani oynadık. Ben biraz zayıf buldum az kişi oynadığımız için sanırım. Bir de çok talihsiz şeyler yaşandı. İki turda da çöp çatan arkadaş ne hikmetse gidip gulyabanileri sanki biliyormuş gibi onları birbirlerine aşık etti. O yüzden biri ölünce diğeri de ölüverdi hemen. Ve çok hızlı biten bir oyun oldu. 7 kişi oynandığı için bence biraz zayıf oldu. Bence gulyabani sayısının eksik kalması da, yani kişi sayımızdan dolayı da öyle bir şey oldu. Bir de herkes bir şey biliyordu. Yani birkaç tane evet. Köylü şey arkadaş biraz olması lazım. Ortaya birkaç arkadaş olsaydı gulyabaniler de daha kolay. İşte ben arkadaşım ya, sıradan ben düz arkadaşım falan diyebilirdi. Evet. Ama onların pek ben şuyum diyecek rolü olmadığı için işte biraz böyle herkes çok özellikle yalan söyleyemiyorsun yani. Çünkü. Ben çöp çatanım, ben şuyum deyip direkt karşıdan hiçbir gulyabani de hayır ben de oyum şeyine giremediği için bence. Evet. Birinci turdan böyle bir insanların konuşacağı, birbirine işte suç atacağı ya da bir varsayım yapacağı bir şey çıkış yok. Noktası da olabilir ufak. Ha, ilk el biraz rastgele oluyor. Evet.
Aynen. Blood on the Clock Tower'dan sonra bu bir kesmedi özellikle. Ama Türkiye'de mevcut olan bir oyunumuz Neopro sitesinde var. Ucuz da diyebiliyorum şu anda, fiyatını bilmiyorum. De 26 kişiye kadar oynandığı için daha ya, çok yani kalabalıkken daha çok özelliği kullanıyor. 20 kişi bence iyi. Yani bir 14-12 falan çok iyi olur bence de 20'yi toplayamazsam bile. 7 aynen 7 az oldu. Biz 9'uz. Birimiz çocuk uyutuyor, birimiz moderatörlük yapıyor derken 7'ye düştük. Yetmedi yani. O yüzden daha kalabalık olarak öneriyoruz. Başka oyunlarımıza geçmek üzere sizlere elveda ediyoruz. Bay bay. İyi ki doğdun İpek. İyi ki doğdun. Tuna uyuduğu için. Evet, kadar sessizdi. Ya çok sağ olun. Ne yaptınız ya? Hiç anlamadım. Görmedim de o kadar dolu. Ben ya, geceden yaptım ben onu. Sen yaptın pasta. Olur. İnanılmaz. Bana attı. Bağlarsa bilginiz olsun. Butter cake. Devrim ya. Bir dakika ben çekesim geldi. Çekeyim. Deminden böyle. Hiç anlamadım. Harbi çekmek istiyorum. Şuraya şey koyup fotoğraf çekmek birlikte. Evet. Evet. Olur. Kutu oyunlarını seviyor musunuz? Ben de çok seviyorum. Eğer kanala abone olmazsanız kutu oyunları ülkemize yaygınlaşmadan geberip gideceğiz. Buraya kadar izleyip de hala abone olmadıysanız o zaten sizin ayıbınız. Şu kanala abone olun. Bildirim zillerini falan da açın ki her yeni videodan haberiniz olsun. Haftada en az 2 video. Bazen her gün bir yeni video. Bence hiç fena değil. Abone olun.